Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir konu iki soru serisinde üçgende kenar orta yani ağırlık merkeziyle alakalı iki tane güzel soruyla karşınızdayız. Bu iki sorudan birincisi nereden geliyor? 3-4-5 yayınlarından geliyor arkadaşlar. İkincisi de orijinal yayınlarından geliyor. Orijinal yayınlarından şöyle bir soruyla karşınıza geleceğiz arkadaşlar biraz sonra. Evet. Zafer Balcı Hocam bu arada teşekkürler. İstediğin her soruyu kullanabilirsin dedin. Çok teşekkürler e, ee, kullanıyorlar. Neyse. Soru 1 ile başlayalım isterseniz arkadaşlar. Birinci soru ne demiş? Şekil 1'de bir açısı 70 derece iki kenarının uzunluğu da 9 birim ve 12 birim olan üçgen biçimindeki kağıt bir kenarına ait yükseklik boyunca kesilerek iki parça ayrılıyor. Evet yüksekle iki parça ayrılmış. Parçalardan biri dik köşesi etrafında 20 derece döndürülmüş. Şurası 20 derece döndürülmüş arkadaşlar. Hemen şuraya bir 20 dereceyi yazalım. Şu şekilde döndürmüş. Ve yükseklik boyunca kesilmişti bu. Hocam burası 90 derece, burası da nedir? 90 derecedir. Şekil 2 oluşturulmuş. Eyvallah. Buna göre son durumda üçgenlerin ağırlık merkezleri ve G1 ve G2 arasındaki mesafe ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Uzun son zamanlarda böyle döndürmeyle alakalı bir soru yani 2-3 yılda çıkmadığı için e, buradaki seçimimi buna seçtim arkadaşlar. Seçimimi bu şekilde yaptım daha doğrusu. Güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken önemli sorulardan biri. Bir de ağırlık merkezinde olmazsa olmazlarımızı kullandıracağımız sorulardan biri. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar burada? Yapacağımız hamle belli. 90 derece varsa onu anlatımında da yazmıştım zaten ne yapıyorduk? Hocam ağırlık merkezi sorularında 90 derece varsa çekelim muhteşem üçlüğü diye hop söylemiştik. Hemen 90'dan muhteşem üçlüğü çizelim. Çünkü niye? Hocam bak burası 90 derece. A burası da 90 derece. Muhteşem üçlüğü çizdin. Hocam burası 12'di burası da 9'du. 9 ve 12'yi yazdık buraya. 6. 6. Muhteşem üçten dolayı 6. E hocam 1'e 2 oran vardı ya. 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. Burası 2. O zaman burası ne oldu? 4 birim oldu. Şimdi 9'a bakalım. 9'a ait de yine aynı şekilde. Hop. Ağırlık merkezinden bir muhteşem üçlüğü çizelim. Hocam 9 bölü 2. 9 bölü 2 yaptı buraları. Hocam burası da 9 bölü 2 olacak. 3'e böldüğün zaman 3 bölü 2 yaptı burası. E 3 bölü 2 ise 2 katı burası da kaç yaptı? 3 yaptı. E şimdi ne yapacağız? 3 var 4 var ve şurada kozunluk isteniyor. Arkadaşlar takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Verilen bilgileri kullanıyoruz. Neyi kullanmadık biz? Hocam 70 derece olmasını kullanmadık buradaki. Haydi bakalım kullanalım. Burası 70 derece ya. Yani sen buraya bir A açısı dersen buraya da B dersen A artı B 70. Hocam burası A. Bak A ayırdığın zaman. Şuraya da B dedik. Tamam. A'ya bak x kenar değil mi gençler burası. Şu 6'ya bu 6. Burası da A yaptı. Hocam bu B ise 9 bölü 2'ye 9 bölü 2 muhteşem şu çizmiştik. Yani şunlar da birbirine eşitti gençler. Değil mi? Evet B ise burası da B yaptı. Aa, A, artı B kaç dereceydi? 70 dereceydi. Hocam A artı B 70 ise 20 derecede burada. Şu açının tamamı 90 derece mi yaptı? Evet. Hatta şurada açıyı şöyle göstereyim isterseniz 90 yaptı. Ve bizden şuradaki dik üçgendeki şey isteniyor. Şuradaki uzunluk isteniyor. 3, 4, 5 üçgenden cevabımızda ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Güzel soru. Bir döndürme sorusu. Ağırlık merkezinde muhteşem şöyle kullandırmaya yönelik bir soru arkadaşlar. E, Bey diye bunu vurgulamak istedim. Soru 1. 3, 4, 5 yayınlarından güzel bir soru. Cevabımız 5 çıktı arkadaşlar. Geldik soru 2'ye. Orjinal yayınlarından bir soru. Ne diyor? G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ve ABC 52 imiş. Hocam burası 52. E hocam burası da 52. Eyvallah. BC'de 40 olarak verilmiş. BC'de 40'sa e, sanırım 20-20 olacak. Tam ortasından X kenarda ağırlık merkezinden geçen doğru parçası ne yapıyor? E, tabii ki burası yükseklik olmak zorunda. Şöyle göstereyim isterseniz. Şurası yükseklik olmak zorunda. E, 20 ve 52. 4'e bölsen 5 çarpı 4. 4'e bölsen 13 çarpı 4. E o zaman 5, 13 ne üçgeni? 12'nin 2 katı. 12'nin 4 katı pardon 48 yaptı. Hatta burası 48 ise şu uzunluğu 48 ise 3'e bölüp ağırlık merkezini bulalım. 16'ya 24 mi yapacak arkadaşlar? Evet 3'e böldüğümüz zaman 16 yapıyor değil mi? 16'ya 32 yapacak pardon. O yüzden şuraya kadar kısmı 16 buldum. Buraya kadar kısmı da 32 buldum. Peki eyvallah 16 ve 20. Hmm. 16 ve 20. Şimdi ne yapacağız? Soruyu bir şey yapalım. Şuraya kadar 16 bulduk. Buraya 32 bulduk. Devamlı iyi getirelim isterseniz arkadaşlar. Şuraya da çizeyim de. Belki silmem gerekecek. Şekil karışıyor çünkü orada arkadaşlar. Şurası 52 iken, burası da 52 iken şuradan dik çizdiğimizde Şurayı 20 20 bulduğumuzda bu ağırlık merkezinde 16'ya 32 diye bulduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuradaki şekli şurada göstermiş olayım size. BC kenarı zemine paraleldir. Evet, zemine paralel olsun ve ağırlık merkezinden direğe sabitlenmiş üçgensel trafik levhası verilmiştir. Şekil 1 yani şu. Leva şiddetli bir fırtınanın etkisiyle G noktası etrafında pozitif yönde 45 derece döndürülecek. Hmm. B noktası etrafında yok Y noktası etrafında döndürülmüş. B buraya gelmiş arkadaşlar. B'nin geldiği yere mi dikkat edeceğiz? Şurayı bir sileyim o zaman. B'nin geldiği yere dikkat edeceksem normalde öyle yapıyorduk değil mi? Çünkü bizden B noktasının şuraya olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar B noktasının oraya olan uzaklığı isteniyorsa ben bir şuraya yoğunlaşayım. Hop şunu bir çizeyim. Ben normalde bir 45 derece döndürdüğüm zaman bak şöyle 45 derece döndürdüğüm zaman hop şuraya 45 derece geldim. Bak aynen B noktasında buraya geldi. Şurası B noktası olursa. Ama buradaki uzunluk belli miydi arkadaşlar? 16 20'den dolayı burada uzunluğu bulurum. 12 değil. 12 16 olsaydı burası 20 olurdu değil mi arkadaşlar? 16 ve 20'den burayı bulurum ama e, sanırım bulmamıza da gerek kalmayacak. Saçma bir Pisagor bağıntısı çıkacak burada. Ki niye Burada 45 dereceyi zaten ben kullanamıyorum. Buradan buraya 45 derece gelmesi herhangi bir özel durum oluşturdu mu? Oluşturmadı. O zaman ben G noktasında B noktasının nereye geldiğini maalesef bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir durum oluşmadı. E hocam ne yapacağız burada? Ya dikkat edin arkadaşlar şuradaki burası sabit kalmış. E burası sabit kalmış. Bir de oranın dönmesine bakalım. Burası döndüğünde güzel bir şey oluyor mu? Bak şurayı döndürelim arkadaşlar. Burası önceden böyleydi. Peki burası 45 derece dönünce buraya mı geldi? Evet. Burası da yükseklik değil miydi arkadaşlar? Bakın şu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. Önceden bu şu yükseklikte doğru, e, doğru saldı arkadaşlar. Döndürdüğün zaman 45 derece döndürdüğün zaman Önceden bakın burası böyleydi. Şimdi 45 derece döndüğü zaman bu buraya mı gelmiş oldu? Evet. Yani burada kaçı 45 derece yapmış oldu arkadaşlar? Evet. Şu önceden de böyleydi. Değil mi? Önceden de bu böyleydi. Evet. Evet o zaman 45 derece döndürdüğümüz için burada kaçı? 45 derece. Burası da 45. Şu uzunluk belli miydi gençler? Aha belliydi tabii ki. Yani burası kaç? 16. E hocam 45, 45, 90 üçgen çıktı. Burası da 16. 16, 16, 16 köklü olacak. Ya da dur. Şu yükseklik 20'ye 20 ayırmamış mıydı burayı? Evet. Hocam burası da 20'ye 20 olacaktı. E 16 ise bakın şuraya kadar kısım 16 ise. Şurası 16 iken buraya da 16 bulduk. Buraya ne kaldı o zaman? 4 birim kaldı. E hocam burası 4 birim. Şu 45 45. A ters açı var burada. Burası da 45 burası da 45. Artık ben şu uzunluğu bulabilir miyim? Bulurum. 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısında ne olacaktır? 4 bölü kök 2. Çünkü ikiz kenar dik üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş halidir. 4 bölü kök 2'den dolayı kök 2 çarparsam 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 yapacaktır arkadaşlar cevabımız. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın normalde ilk başta tabii ki şunu döndürmek mantıklı gibi geldi. Çünkü B noktasının nereye gelmesinden bahsediyoruz. Şuraya geldiği gelmesinden bahsediyoruz. Ve şu uzunluğu bulmaya çalışıyoruz. Ama 45 derece döndürdüğüm zaman özel bir durum oluşmadı. Sonra şekle odaklandım. Bu böyle döndü ya hocam şurası dönünce güzel bir şey oluştu. Şöyle bir, bir şey oluştu bak. Önceden burası böyleydi. Şimdi burası yükseklik böyle. 45 derece dönmüş hali şurası olmuş oldu. Buradan dolayı sonuç çıktı buradaki ince ayrıntıyı yakalayamazdıysanız o yüzden çözemezsiniz arkadaşlar. Bu anlamda güzel bir soru oldu. Her zaman B noktasını böyle döndürmek zorunda kalmayabiliyoruz. Y noktasında döndürdüğümüz zaman diğer kenarların da dönme açılarına da dikkat ediyoruz arkadaşlar. O yüzden güzel bir soru, hoş bir soru. Hatta bu sorularda ben yani bu konuda hem ağırlık merkezini böyle dikkat almışım. Bir kolay bir de zor olacak şekilde. Hem de döndürmeyi böyle e, baz almışım. Döndürmeyi de sanırım e, bu konuyla ilgili. Yani iyi de iyice bir güzel bir şekilde soruların içerisinde de oturmuş. iyice bir öğrenmiş olduk sanırım. Değil mi gençler? Evet. Böylelikle bu iki soruyu, bu iki güzel soruyu halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bir konu iki sorunun benzerlik videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.